Ben sonra yaptım. Ben de yaptım. Çok iyi de maaş mı alıyorsun? Hocam bir şey söyleyeceğim. Ya beyler, abi Fersan Bey nasıl anlıyorsun? Hocam YKS'ye kazandığımız burs şey oluyor mu? Evet. Ne kadar sürede geçerli var mı? Üniversite okuduğunuz zaman? Üniversite okumaya devam ettiğiniz sürece geçerli var mı? Evet. Ben uzattığım üniversitede yine geçerli oluyor mu? İşte başarı kriterini bilmiyorum. Susun. Susun. Oğlum hiçbir şey olmuyorsa İngilizceden filan Çince'den girin sınava. Çince'den girin. Zaten 100 kişi giriyordur. İlk 100'e girersiniz. Burs alırsınız. Çince var mı? Vallahi ya. Bir gün disketlerle bir şey yazıyordum herhalde. Bir tez için mi? Başka bir şey için mi? Arkadaşım bir tanesi geldi. Cebinden küçük şöyle bir şey çıkardı. Şöyle attı. Dedim yakaladım. Bu elindeki ne biliyor musun dedim. Ne oldu dedim lan bu nedir? Ha USB ilk defa görüyorum. Dedi ki bu USB 16 megabayt düşün. 16 megabayt gigabayt değil. Dedi ki bu dedi elindeki dedi 10 tane disket demek dedi. Oha dedim lan nasıl bir teknoloji. Allah kahretsin şu kadarcık bir şeyin içine 16 tane disket sığıyor. Lan dedim sonra öbür arkadaş 32 megabaytını almış. Oha dedim ya. Keşke ben de alabilsem falan diye düşünmüştüm. İlk aldığım flash bellek 8 megabayttı. Ne koyuyordun içine? Oğlum o zaman dosyalar böyle değildi ki sadece yazımazı koyuyordun işte. Fotoğraflar falan yeterince pikseli az, renk az. Evet. Küçük kilobayt seviyesinde şeyler. Şimdi ama bir tane fotoğraf çekiyorsun adam bilmem kaç megabayt tutuyor. Bir sürü şeyi var. Öyle gelişti sonra. Evet, böyle gençliğimiz de böyleydi. Bak, ama bizim gençliğimizde de dalgalar mesela, dalgaları siz işledik diye düşünüyorsunuz ya. Yani birazcık ucunda. Biz de işliyorduk ama biraz sıkıntılı oluyordu. Şimdi biz neyse şunu başlayayım da bir taraftan halledelim. Keşke böyle haftada bir saat de konuşma saatimiz olsa, böyle eğlenme saatimiz olsa. Neyse inşallah zamanımız olursa, pek zannetmiyorum ama ileride bir böyle bir şey yapalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, tamam güzel, geçelim dersimize. Dalgalardan bahsettik, su dalgalarından bahsettik. Dedik su dalgaları nasıl oluşturuldu? İşte bir dalga leğeni denilen bir şey var. Onun içine böyle minicik yükseklikte bir su koydum. Onun üstüne işte cetvelle dokundurduğumda suyun en üst yüzeyindeki o esnek zar üzerinde çok minicik genlikli titreşimler oluşturdum. Yalnız bu minik genlikli titreşimleri görebilmem mümkün olmadığı için üstünden de ışık düşürüp bunların mercek benzeri inişler, çıkışlar, çukurlar ve tepeler olduğu için onların ışığı nasıl diyeyim yoğunlaştırdığı bölgelerde tepelerin karanlık olan bölgelerde de çukurların olduğunu düşünürüz ya da en azından ona benzer görünüm. Biz de bunları inceleriz diye konuştuk. Sonra dedik ki doğrusal su dalgası cetveli şu şekilde suya batırarak oluştu. Kabul. Bunları yazdım ama bir daha yazmak istiyorum. Kaynağı şöyle suya daldırdım. Dolayısıyla şöyle doğrusal su dalgaları oluşturdum. Güzel. Peki kaynağı bir kalem gibi, kalemin ucu gibi şöyle suya dokundurup çıkartırsam. O zaman da merkezi kalemin suya dokunduğu nokta olacak şekilde ve gittikçe büyüyen çemberler halinde dalgalar üretmiş olurum. Ki ona da çembersel su dalgası diyoruz demiş idik şöyle. Şöyle. Şimdi şuna dalga cephesi diyordum. Bu
Buradaki dalga cepheleri de mecburi olarak çembersel. Bu da dalga cephesi. Şimdi sevgili kardeşlerim, şöyle bir durum söz konusu. Biz yine bir kere daha söylemiş olayım. Su dalgalarını inceleme sebebimiz aslında ışık olaylarına açıklık getirmek. Işığın nasıl davrandığını ortaya biraz daha somut şekilde koymak. Dolayısıyla ışıktaki olayları burada tekrar etmeye çalışacağız. Onun için ışığı referans gösterecek ya da ışığa referans olacak dalgalar üretmeye çalışıyorum ki buradaki doğrusal su dalgaları aslında birbirine paralel olarak ilerleyen ışık demetine benzetilebilir. Onun için biz deriz ki doğrusal su dalgası optikte neye denk gelir? Paralel ışık demetine denk gelir. Şöyle. Tamam. Paralel ışık demeti. Çembersel su dalgaları da optikteki şuna denk gelir. Noktasal bir kaynaktan etrafa yayılan ışık ışınları gibi düşünebilirim. Şöyle şöyle bir sürü tane ışık ışını etrafa yayılıyor diye düşünmüş oldum. Tamam. Noktasal kaynaktan yayılan ışınlar. Tamam. Optiğin genel bir tekrarını da yapmış olacağız aslında daha önce söylediğim gibi. O zaman biz optikte ışığın nasıl oluştuğunu düşündükten sonra, konuştuktan sonra şöyle bir şey ifade etmiştik. Işık şiddeti, ışık akısı, aydınlanma şiddeti diye bir bölüm vardı hatırlarsanız. Ve optikte şunu söylüyordum ben. Paralel ışık demeti üzerinde ya da paralel ışık demetinin düştüğü bir bölgede bir yüzey alan seçsem, bu yüzey alanın şöyle nerede olduğu çok önemli olmaksızın yüzey alana düşen ışık akısı sabit kalıyordu. Ve dolayısıyla bu yüzey alanın birim alanındaki aydınlanma şiddeti de sabit kalıyordu. O zaman buradaki paralel ışık demetini gösteren şey doğrusal su dalgası olduğuna göre ben hemen şöyle söyleyebilirim. Doğrusal su dalgası enerjisi dağılmadığı için, dalga ilerlerken daha fazla moleküle paylaştırılmadığı için genliği sabit olan bir dalgayı ifade eder bize. O zaman şöyle demiş oluyorum. Buradan da yola çıkıp şunu kastetmiş oldum. Doğrusal su dalgası yayıldıkça genliği sabit. Tamam. Genlik dediğim şey enerjiyle alakalı olduğu için zaten ışık akısı aydınlanma şiddeti biliyorsunuz yüzeyin mesela aydınlanma şiddeti birim yüzeye bir saniyede düşen ışık enerjisi demekti. Buradaki enerji de genlikle alakalı olduğuna ve doğrusal su dalgası oluşturduğunda bu doğrusal su dalgaları hep aynı miktardaki su molekülünü etkileyerek ilerlediğine göre o zaman genlikte bir değişiklik olmayacak anlamına geliyor. En azından teorik olarak böyle bir şey söylemiş olduk. Şöyle bir durumda da bakın şurada yakın yerde bir tane birim yüzey seçsem şöyle bir de uzak bölgede bir aynı şekilde bir birim yüzey seçsem yakındaki birim yüzey alana bir saniyede düşen ışık enerjisi daha fazla oluyor. Işık akısı daha fazla oluyor. Uzaktakine düşen ışık enerjisi ve akısı daha az oluyor. Niye? Çünkü ışık ışınları kaynaktan çıkınca dağılarak gidiyorlar. Değil mi? Aynı şey burada da geçerli. O zaman çembersel su dalgaları için sevgili arkadaşlar şöyle. L'nin derinliğinde herhangi bir değişiklik olmasa bile bu dalgalar yayıldıkça ne yapar? Genlik azalır. Niye? Çünkü dalga yayıldıkça aynı enerji daha fazla miktardaki su molekülüne bölünür. O zaman daha çok molekülü daha az denge hizasından uzaklaştırıyorum diye düşünmüş olurum. Herhangi bir soğurulma, herhangi bir enerji kaybı olmasa bile bunun genliği değişiyordur. O zaman demek ki şunun genliği az, biraz daha fazla bunun genliği, şu çizimde en büyük genlik şu içteki dalganındır diyebiliriz. Tamam? Öbüründe bunun genliği, bunun genliğine eşit, onun genliğine eşit demiş oluyorum.
Tamam. Yayılırken yenlik azalır. Tamam. Anlaştık mı? Böylece ışık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddetiyle dalgayı ifade edebilmiş oldum. Ya da aydınlanma şiddetini, ışık akısını dalgayla anlatabilir durumdayım diyebilirim. Oradaki olayları en azından daha somut bir şekilde gösterebiliyorum. Peki, peki. Biz yine optikte bunun hemen arkasında ne inceledik? Gölge inceledik, değil mi? Yani gölge dediğimiz aslında basit bir şey, ışığın geçmediği yer, ışığın düşmediği yer oluyordu. Şimdi o zaman optikte, bu arada su dalgalarını incelerken hep ben optikte şöyle bir şey vardı, su dalgasında bunu yapıyoruz diye ikisini birlikte götürmüş olacağım. Optikte mesela şöyle ışık ışınlarının birbirine paralel olduğu bir durum düşünsek şöyle ve bu paralel ışık demetinin önüne bir şekilde bir engel koysak. Bu durumda sen dersin ki hocam engelin denk geldiği bölümdeki dalgalar ya da ışık ışınları arkaya geçemez. O zaman şurada karanlık bir yer olur. Yani buraya ben gölge derim. Şurası da aydınlık bir yer olur. Işık ışınlarının ulaştığı yer olur dersin. Değil mi? Bunun o zaman su dalgalarındaki ifadesi şu olacak. Paralel ışık demeti benim için doğrusal su dalgası demek. Doğrusal su dalgalarının önüne, doğrusal su dalgalarının bir bölümünü engelleyecek şekilde bir engel koyarsam şöyle. Doğal olarak şöyle bir durum ortaya çıkar. Dalgaların şu bölümü engele çarpınca geriye döner. Öbürleri çarpmayan bölümler ileriye doğru gider. Dolayısıyla da al sana burası karanlık bölge. Burası da aydınlık bölge dersin. Gölgeyi bu şekilde anlatabiliyorum. Bu bana aynı zamanda neyi söylemiş oluyor? Şunu da çizeyim ondan sonra söyleyeyim. Optikte mesela şurada bir ışık kaynağı var. Şurada bir tane cisim var. Şuraya da perde koydum. O zaman bu cismin görüntüsünü şöyle oluştururum derim ya. Şurada bir ışık almayan bölge var. Burası gölgedir. Burası aydınlık. Burası aydınlık. Aslında ışık ışınları her tarafa doğru gidiyordur. Ama işte engele çarpanlar orada kalıyor ya da soğuruluyor ya da yansıtılıyor başka tarafa doğru. Öbür taraflardan geçenler aydınlıkları, geçemeyenler gölgeyi oluşturuyor. Aynı şeyi burada da yapabilirim. Şöyle ki bir tane noktasal dalga kaynağı şöyle çembersel dalgalar üretiyor olsun. Karşısında da bir tane engel diyelim şöyle. O zaman bu dalgalar engele denk gelen bölümleri engelden geri yansıyacak ama denk gelmeyen bölümler yollarına devam edecekler şöyle. Dolayısıyla da ben yine bir gölge deseni elde etmiş olacağım. Şurası karanlığı anlatan. Burası da dalgaların ulaştığı aydınlık bölümü anlatan kısımları oluşturacak. Tamam. Bu iki olay bana neyi anlatır aynı zamanda? Gölge optikte neyin kanıtıdır? Işığın doğrusal yolla yayıldığının kanıtıdır. Tamam. Bak. Işık doğrusal yolla yayıldığı için şurası karanlık bölge oluyor. Işık doğrusal yayılmasaydı şöyle geçseydi burası da aydınlık olurdu. Dolayısıyla bak dalga da doğrusal yayılabiliyor. Dalga da mesela kaynaktan çıkan bir doğru üzerinde yayılarak gidiyor. Yani ışığın doğrusal yolla yayıldığını ve aynı zamanda gölge oluşturabileceğini ben dalga modeliyle ne yapabiliyorum? Anlatabiliyorum. Gördünüz mü? Anlaşabildik. Peki, güzel. Işığın gölge oluşturması durumunu inceledikten sonra nereye geçtik biz? Güzel çocuklarım. Optikte. Optikte yansımaya geçtik. Değil mi? O zaman bizim dalgalarda da bir yansımayı incelememiz lazım. Ya dur la su dalgalarında işte. Su dalgalarında yansıma anlatacağım. Sonra küresel yüzeylerde yansıma anlatacağım. Sonra su dalgalarında kırılma anlatacağım.
Şimdi hemen optaya yükselttim. Yani girişim mi falan da... Girişim 12. sınıf üstüne devam edecek. Üstüne devam edecek. Şimdi optikte şunu söylüyorduk. Bakın bir ışık ışını şöyle düşünün. Şurası bir yansıtıcı yüzey. Işık ışını geldi. Bu ışık ışını yüzeye çarptığında yüzeyin normaliyle hangi açıyı yapıyorsa burası teta olsun. Yine yüzeyle aynı açıyı yapacak şekilde yansıyıp gider diyorduk. Şöyle bir durum ifadesi oluşturuyorduk. Aynı şey burada da geçerli olacak. Bakın optikte yansıma kanunları bana ne diyordu? Birinci kanun şunu söylüyordu. Gelen ışık, yansıyan ışık ve yüzeyin normali aynı düzlem üzerindedir diyordu. Dalgalarda da aynen geçerli. Bunu dalgalarla göstermeye çalışırsam şöyle olacak. Şurada bir engel var diyelim. Şöyle bir dalga geliyor. O zaman bu dalga geldi, şuraya çarptı, buradan yansıdı. Demek ki ben şuraya bir normal çizersem şu açı gelme açısı, şu açı yansıma açısı olacak şekilde yine tüm yansıma kanunları geçerli olacak şekilde yansımış olur demiş durumdayım. Hocam su dalgaları da yansıtıcı yüzey bir şey var. Her şey. Her şey. Tabii. Tahta koysan o da olur. Taş koysan o da olur. Demir koysan o da olur. Cam koysan o da olur. Fark etmez. Birinci kanunu sağladım. Gelen ışın yani gelen dalganın gelme doğrultusu, yansıyan ışın yani yansıyan dalganın yansıma doğrultusu ve de yansımanın gerçekleştiği yerdeki normal aynı düzlem üzerindedir. Kabul. İkincisi de bize diyordu ya hani gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşittir. Normalle yapılan açılar eşittir. Bak burada da dalganın ilerleme doğrultularıyla normal arasındaki açı eşittir. Aynen geçerlidir. Gördüğünüz gibi dalgalarla yansıma kanunlarını ne yapabiliyorum? İfade edebiliyorum. Peki, güzel, hoş. Şimdi şuraya bir şey yapayım, gösterim yapayım. Şöyle bir engel olsa, şöyle, hatta önce optikteki durumu çizeyim de hep öyle gitsin. Şöyle bir ayna olsa, bu aynaya şöyle paralel ışık ışınları gelse. Şöyle. O zaman şu ışın şöyle yansıdığında bu ışın da ona paralel yansıyacak, bu ışın da ona paralel yansıyacak diye düşünmüş oluruz. Değil mi? Gördünüz mü? Ve aynı zamanda şunu da söylersiniz bak. Bu aynanın şöyle yatayla yaptığı açı eğer alfa açısıysa o zaman şu açı da alfa olur. Şu açı da alfa olur dersiniz yansıma kanunları sayesinde. Ben diyorum ki bunu su dalgalarıyla da yapabiliriz. Yapalım. Bak şu engel olsun. Şöyle bir engel olsun. Ve bu sefer paralel ışık demetini temsil etsin diye doğrusal su dalgası gönderiyorum. Tamam mı? Ve aynı zamanda bakın doğrusal su dalgası artık elle tutulabilir bir dalga olduğu için doğrusal su dalgasının farklı noktalarını isimlendirerek de yazabiliyorum. Yani şöyle bir şey yapmış oluyorum. Bak şuraya K noktası, buraya O noktası, buraya L noktası diyebilirim. O zaman K noktası, O noktası ve L noktası sanki birbirine paralel hareket eden şu ışınlar gibi. Sanki ben bu ışınlara K, O ve L ışınları demişim gibi olacak. Değil mi? Bu durumda ben şöyle söylerim bak. Bunun yatayla yaptığı açı alfa ise eğer. O noktası engele geldi çarpmış. Şurası alfa oldu. O zaman O noktası tekrar engelden alfa açısı yapacak şekilde yüzeyle ayrılmış olur. K noktası gelir şuraya çarpar buradan ayrılır. L noktası gelir şuraya çarpar buradan ayrılır. Bu durumda şunları birleştirdiğimde burası K noktası, şurası O noktası, şurası da L noktası olacak şekilde yansımanın gerçekleşeceğini söylerim. Tertemiz. Çok doğru. Tamam. Aynı optikteki gibi.
Çocuklar silginiz ölmek üzere. Farkında mısınız bunun? Çok umrunuzda değil mi? Kim dedi onu? Sen mi dedin Ege? Sen bugün bayağı sessizdin, bozdun. Uykum vardı biraz. Bozdun ama şimdi şeker tatlı şey. Tatlı. Kim? Bu mu tatlı? Evet, çok tatlı. Lan ne yapıyorsunuz? Teneffüste sana ne yapıyorlar? Ya, dalga geçiyorlar. Dalga mı geçiyorlar? İnşallah sadece dalga geçiyorlardır yani, oğlum. Yani umut ediyorum sadece dalga geçiyorlardır. Oha. Ben o zaman neyse. Yaptınız oğlum çocuğun. Nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz şeker olduğunu? Ha? Ne yaptılar sana? Oğlum muz orta yaptım. Biz de voley çakınca sen ne hocam oldu mu şimdi? Ne yapak yani? Yalnız bazılarınızın gözünden uyku aktığını görmüyor değilim. Bazılarınızın zor dayandığının farkındayım. He. Zor dayanıyor lan. Gözler şöyle duruyor. Gözleri şöyle tutuyor. Bazıları tutmuyor bile. Sunna. Yalnız bak sana şöyle diyeceğim. Ya bu arkadaş hani üstündeki noktaları belirtebiliyorum ya. Evet. Onun için sorularda çözümü bize farklı farklı şekilde şey yapabiliyorlar, söyleyebiliyorlar. Nasıl? Şöyle bir şey bak. Bak. Bak yine bak. Şunu şöyle bir engel olarak çizdim. Tamam. Engel. Peki, şöyle bir dalga yazdım, şöyle bir şey yazdım. Diyelim ki şurası 25 derece. Tamam. Şimdi bazı şeyler söyleyeceğim, durumlar anlatacağım. Ondan sonra diyeceğiz ki evet böyle de olur, böyle de olur, böyle de olur diyeceğiz. Bir de şu yansıma kanunlarına atıfta bulunacağız. Şöyle. K, O, L noktaları olsun. Diyor ki atmanın yansımış halini söyle bana. Ya arkadaş bak atmanın yansımış halini söyle diyor ya. Bazı sorularda sadece yansımış olan atmanın şeklini soruyor sana. Tamam ulan işte şuraya şöyle çizdim oldu bitti diyebilirsin. Kabul. Bazen gerçekten böyle sorular gelir. Ama bazen dalga L'nini kareli ayırır. Tamam, kareli sistemde ayırır. Bütün dalgaları böyle çizer. Birini şuraya çizer, birini buraya çizer, birini şöyle bir yere çizer falan. Tam olarak sen dalganın K ucu hangi karenin olduğu yere gelmeli, L ucu hangi karenin ucuna gelmeli diye bakmak zorunda kalırsın. Bu da ayrı bir soru tarzı. ÖSYM böyle de sordu. Ya da bazı sorularda tutar der ki, ya kardeşim ben sana işte yatayla yaptığı açıyı, düşeyle yaptığı açıyı soruyorum gibi söyler. Tamam. Şimdi bak bu tür bir soruda yapacağın işlem şu olmalı. O noktası geldi. Buradan ayrıldı. 25 dereceyle ayrıldı. Şuraya çizeyim de. O noktası buraya geldi diyelim. Tamam. Sen diyeceksin ki bak L noktası şuraya gelmiş. Demek ki L noktası şu hizada olmalı. K noktası şuraya gelmiş. Demek ki K noktası bu hizada. O zaman yansımış dalga sadece şu olabilir diyeceksin. Tamam mı? Kareli bir sistem verildiğinde. Onu seçeceksin yani. Anlaştık. ÖSYM tam böyle bir soru sordu. Ya da şöyle bir şey yapabilir bak. Bak yansımış dalgayı çizmeye çalışıyorum diyor. Diyor ki sana şıklara da vermiş. İşte dalganın yansımış hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şunu yazdı sana. Pardon bunu yazmasın. Yazarsa yanlış olur. Şunu yazdı sana şöyle. Ve dedi ki şurası L, şurası O, burası K'dir dedi. Tamam. Ve şöyle çizdi. Şurası 65 derece diye. Bu doğru cevaptır. Değil mi? Gördünüz mü? Şöyle çizdi.
Şöyle bir dalga çizdi. Burası L'dir, burası O'dur, burası K'dir dedi. Ve şunu çizdi. Şurası 25 derecedir dedi. Evet, bu da doğru cevaptır. Tamam mı? Ha, artık sen şunu biliyorsun ya, açıları biliyorsun ya, artık o dalganın hem yayılma doğrultusunun hem de dalga cephesinin yatayla ya da düşeyle yaptığı açıların ayrı ayrı gösterildiği ya da farklı farklı gösterildiği her tür durumun yansıma olmuş olan atmayı, dalgayı gösterdiği, göstermediğini ayırabilirsin. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela dalgayı şöyle çizer adam, şunu, L, O, K der. Ve şuraya şöyle düşey düzlem çizer. Tamam. Düşey düzlemde şurayı 65 derece gösterir. Olur. Değil mi? Bu da bir şeydir. Doğru ifadedir. Buna düşey derse tabii. Şunu yapar. Dalgayı şöyle çizer. Şöyle gidiyor der. Burası L'dir, burası O'dur, burası K'dir der. Sonra şurayı çizer. Buraya da 25 derece der. Olur. Bu da doğru cevaptır. Tamam. Lütfen dalgayı nasıl çizdiğine dikkat ederek işaretlemenizi yapınız. Tamam. Evet. İkinci ders devam.